Ajax altyapısı dünyanın en önde gelen altyapılarından bir tanesi. Size göre Ajax altyapısının öne çıkaran unsurlar neler? Ajax uzun yıllardır altyapıya büyük önem veren bir kulüp. Bu konuda köklü bir geleneği var. Dünyada örnek gösterilen altyapımızda iyi oyuncu yetiştirmek için her türlü imkanımız var. Tesisimiz ve sahalarımız genç yaştaki futbolcuların gelişimi için çok uygun. Küçük yaştan itibaren yakından gelişimini izlediğimiz futbolcuların teknik, taktik ve hız gelişimlerine çok önem veriyoruz. Onları uluslararası turnuvalarda oynatarak deneyim kazanmalarını, üzerlerindeki korkuyu atmalarını sağlıyoruz. Belirli bir yaşa gelen ve dikkat çeken yetenekli oyunculara sözleşme öneriyoruz. Burada verilen eğitimlerin yanı sıra scout dediğimiz çok sayıda deneyimli isimden oluşan futbolcu tarama ekibimiz var. Danimarka, Norveç gibi kuzey ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden genç yaşta yetenekli çocukları bulup getiriyorlar. Bizler de burada onları Ajax'ın değerleriyle eğitiyoruz. Ayrıca belirli dönemlerde yetenek günleri organize ediyoruz. Aileler 2-3 günlüğüne çocuklarını bize emanet ediyorlar. Altyapı hocalarımız da çocukları iyi bir şekilde analiz edip yetenekli olanları altyapıya kazandırıyor. 2-3 gün içinde binin üzerinde çocuk altyapıya girmek için geliyor. Geniş bir havuzdan oyuncu seçme olanağımız oluyor. Bu organizasyonlarda scoutlarımızın gözünden kaçan çocukları da ayaksa kazandırmış oluyoruz. Futbol hayatınızda unutamadığınız an neydi? Oynadığım iki Şampiyonlar Ligi finalidir. İkisi de Şampiyonlar Ligi tarihinin en unutulmaz maçları oldu. 1999'da Manchester United'la Bayern Münih'e karşı son iki dakikada attığımız gollerle kazandığımız final muhteşemdi. Bir diğeri de İstanbul'da oynanan Milan-Liverpool finali. Milan forması giyiyordum. İlk yarıyı 3-0 önde kapatıp 6 dakikada 3 gol yiyerek penaltılara giden ve kupayı kaybettiğimiz maçı da unutamam. Çok güzel ve başarılı bir kariyer geçirdim. Unutulmaz ödüller aldım. Bunlar da benim için unutulmaz anılar oldu. İstanbul'daki finali kaybettiğinizde soyma odasında nasıl bir ortam vardı? Final maçının bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir dram yaşandı. İlk yarıyı 3-0 önde bitirmiştik. Herkes birbirine artık kupa geldi gözüyle bakıyordu. Birbirimizi daha da cesaretlendiriyorduk. Önümüzde kupa için yalnızca 45 dakika kaldı diyorduk. Derken ikinci yarı başladı. Bir gol yedik, orta saha ve defansın kurgusu tamamen bozuldu. Ardından üst üste iki gol daha yedik. Penaltılara çıkarken moral olarak çökmüş bir haldeydik. Penaltılarda elendik. Saha içinde ve soyunma odasında kimse birbirinin yüzüne bakamıyordu. Orada yaşadıklarımı hiçbir kelimeyle anlatamam. Hayatımda bir daha İstanbul'daki gibi bir an yaşamak istemem. Karşısında en zorlandığı spor oyuncusu kim oldu? Hiç kimse. Karşısında çok zorlandığım bir oyuncu olduğunu hatırlamıyorum. Bir futbolcu önce kendine güvenmeli. Ben kendime ve gücüme her zaman güveniyordum. Çok üst düzey maçlar oynadım, şampiyonluklar kazandım. Tabii ki zor maçlarım oldu ama kendi gücümden dolayı bunu rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Futbol hayatınızda birlikte oynadığınız en iyi 11'i sayabilir misiniz? Zor bir soru. Hafızamı çok hızlı çalıştırmam gerekecek. Kaleciden başlayalım. Peter Schmeichel ve Edwin van der Sar. Michael çok iyi bir çizgi kalecisiydi. Van der Sar'ın da ayakları çok iyiydi. Komple bir oyuncu söylemem gerekirse kaleye Van der Sar'ı koyarım. Savunmaya ilk olarak kendimi koyuyorum. Sol bek Maldini, sol stoper Nesta, sağ bek Cafu, orta saha Roy Keane, Paul Scholes ve Diego Simeone. İleri uçta Brezilyalı gerçek Ronaldo, sol açıkta Ryan Giggs ve sağ açıkta Arjen Robben olur. Ronaldo PSV Ronaldo